Ekonomi büyüyorsa vereceksin. Hissediyor musunuz peki? Siz ekonominin büyüdüğünü hissediyor musunuz diye bir soru sorayım. İşte özellikle de o kesimlerden biri asgari ücretler ve emekliler. Gerçekten siz bir mesaj göndermek ister misiniz Erdoğan'a mesela? İzmir'den Aydın'a bir mesaj gönderin hadi. 16 milyon emeklimiz var. Emekli maaşlarına 7 bin lira eklemek demek bütçeden yaklaşık 1,4 trilyon liralık 10 bin lira eklemek demek. Bizim için yok, emekliler için yok. Diğer kendileri için var. Milyonlarca emekli Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde bekledi. O müjde gelmedi. En düşüğü 10 bin lira olan emekli maaşı yeterli mi? Elbette değil. İki çocuk bakıyoruz biz ve okuyorlar. 10 bin lira maaşla geçinemiyoruz şu an. Erdoğan bütçe yok dedi. Emekli var ama bize yok diye tepki gösterdi. Her şeye bütçe var, emekliye gelince bütçe yok. Kendi çıkarlarından başka bir şey düşünmüyor yani. Cumhurbaşkanı Erdoğan hayat pahalılığını kabul etti. Emeklilerin zor durumda olduklarını, enflasyondan etkilendiklerini söyledi. Ama çözüm yerine bütçedeki yokluğa değindi. Hiç şüphesiz hayat pahalılığıyla da mücadele ettik. En çok etkilediği kesimlerin başında emeklilerimiz vardır. 16 milyon emeklimiz var. Emekli maaşlarına 7 bin lira eklemek demek bütçeden yaklaşık 1,4 trilyon liralık 10 bin lira eklemek demek. Kaynak çok ama belli bir tarafa aktaracaklarını o kaynağı. İhtiyacı olan kesime aktarsalar, Türkiye'miz çok zengin. Pazarda da kimseyi görmüyorum çünkü akşam saatini bekliyor herkes. Orada burada atılanı, ucuza vereni, bir an önce tezgahını toplayıp gitmek isteyenin malını alıyor yani. Emekliler Erdoğan'ın sabır sözlerine de tepkili. Milletimizden sabır ve metanet istiyoruz. Sabır mı kaldı insanlarda? Yani bir kilo peynir 500 lira ya. Yani bir yerde oturup çay içtiğin zaman 100 liradan aşağı kalkamıyorsun. Bizim feryadımızı duyan yok. Bunu İzmir'deki emekli söylüyor. Yani bunu Çankırı'daki emekli de aynı şeyleri söylüyor. Veya Rize'deki emekli de aynı şeyleri söylüyor. Cumhurbaşkanı'nın memleketinde. Artvin'deki de aynı şeyi söylüyor. Yalova'daki de. İşte Trakya'daki emekli de aynı şeyi söylüyor. Değişen bir şey yok. Veya Güneydoğu Anadolu'da. Onlar da aynı şeyi söylüyorlar. Peki şu soruyu sorayım ben size. Hani Sayın Cumhurbaşkanımız diyor ya ekonomi büyüdük, şöyle büyüdük. Hatta ekonomide büyük başarı. Başarı hikayesini anlatıyor şimdi de. Dün ne anlatıyordu, bugün ne anlatıyor? Aradan 24 saat bile geçmedi. Peki bu soruya dikkat edin. Bu ekonomi kime büyüyor? Kimin için büyüyor? Bu ekonominin büyüklüğünden ülkenin geneli faydalanıyor mu? Yoksa bir şu kadarcık bir kesim mi? Oligarşik bir düzen mi faydalanıyor bu ekonominin büyümesinden? Bir de Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanım onun da cevabını verebilir mi acaba yarın nereye gidecekse? Net bir soru. Bu ekonominin büyümesinden kim kazanıyor? Kimler daha fazla kazanıyor diye böyle net bir soru. Bu sorunun cevabını verebilirsiniz. Gelen mesajlarda emeklilere dükkan kapandı mı? Evet. Artık zammam yok, onu da söyleyeyim. Asgari ücrette ama ikinci bir düzenleme olabilir Haziran ayında. Onu ben bekliyorum. Çünkü artık seçimi almak için bütün tuşlara basan bir Erdoğan var böyle. O yüzden asgari ücret müjdesi verebilir önümüzdeki günlerde. Tabela dünden bugüneydi.